Arkadaşlar herkese selamlar. Bu dersimizde Laravel yaşam döngüsünü inceliyor olacağız. Daha önce canlı dersler esnasında da yine paylaşmıştım ancak bu ders serisinin içerisinde bir kez daha çekmek istedim. Şöyle yaşam döngüsü slaytımızda geçtiğimizde sol üstten başlayacak şekilde yaşam döngüsünü sıralamaya çalıştım. Öncelikle kullanıcı tarafından browser'ına yazdıktan sonra bize bir istek düşüyor. Yani bu istek düşmesi dediğimiz işlem www. işte örnek veriyorum sitemizin ismi yazılımeğitim.com adresi yazıldığı an bir istek bize gelmiş oluyor. Bu isteği de herhangi bir web sunucusu karşılamış oluyor. Yani bu sunucu dediğimiz bir server belki almışızdır. Belki hosting kullanıyoruz. İşte hosting de sunucu oluyor. Dolaylı yoldan sonuçta. Veya bizim lokalde kullandığımız Zamp olabilir, Homesite olabilir, Docker kullanan arkadaşlarım Docker olabilir gibi web server sunucusu bunları karşılamış oluyor. Karşılandıktan sonra bizim hem HD Access yapısının içerisinde hem de mesela sunucuda eğer bunu ayağa kaldırıyorsak diyoruz ki git public'in içerisinden projeye başla. Hani diyoruz ki public klasörü var bir tane. Bu public klasörün içerisinde index.php'yi okuyarak başlamasını istiyoruz. Tabii ki de index.php biz vermiyoruz. Index.php, index.html, index.asp işte hani bunların sunucumuz üzerinde artık biz hangi kısımda kullanacak? Biz şu an PHP kullandığımız için index.php içerisinde yer alıyor. Sunucular genel olarak index dosyalarını ilk dosya olarak okur ve yazılımı oradan başlatır demem daha doğru olacak. O yüzden de bizde de şu anda Laravel içerisinde index.php olduğu için öncelikle index.php okuyacak ve ardından index.php'nin içerisinde yönlendirmelere göre de diğer işlemleri tamamlıyor olacak. Diğer işlemleri yapıyor olacak. index.php'nin içerisine geliyor dediğim gibi arkadaşlar ve ardından autoload ve bootstrap app.php'nin içindeki gerekli uygulamanın ayağa kalkması için gerekli olan işlemleri yapıyor. Bu sırada da ne yapıyor dersek bizim için gerekli olan container yapısını kuruyor. Laravel'de Laravel'i bir kutu olarak Laravel'in kutu olarak düşünmeyelim Laravel'in uygulamasını bir kutu gibi düşünelim. Bizim bir kutumuz var. Bu kutunun içerisine gerekli olan ne varsa bu kutuya container diyoruz. Container yapısı deniyor. Konteyner yapısının içerisinde neye ihtiyacı varsa projenin o kısmı çekip ekliyor. O kısmı alıyor, ekliyor. Ve en sonunda bize dış kutuyu, bütün kutuyu veriyor. Ve biz bu uygulamamızın örneğini artık kullanmış oluyoruz. Bu işlemleri de autoload ve bootstrap app.php içerisinde düzenlenmesi yapılıyor. Yani şöyle bir kez daha bakacak olursak. Şöyle public içerisinde index.php'ye geliyorum. Projemizin ayağa kalktığı yer. Şöyle öncelikle baktığımızda yukarıda işte uygulamanın maintenance yani işte yapım aşamasında mı bakım aşamasında mı değil mi ona bakılıyor. Ardından şurada require deyip başlamış olduğu vendor'daki autoload php'ye gidiyor. Otomatik olarak yüklenmesi için gereken işlemler bizim içeride kullandığımız composer'la beraber gelen işlemler kuruluyor ve ardından bootstrap yani hazırlanma süreci app'in yani uygulamanın ayağa kalkma süreci başlıyor. Bootstrap'ın içinde app.php. Yani bu bootstrap dediğimiz neresi oluyor? Hemen aynı dizinde baktığımızda şurada bootstrap klasörümüz var. Bootstrap'ın içindeki app.php ile başlıyor işlemlere. Ve burada öncelikle uygulamanın bir tane örneği alınıyor. Yani nesne yönelimli programlama dersimize de dönüp baktığımızda bir tane application klasından nesne üretiyor. Bu nesneye de gerekli yükleme işlemlerini yapıyor. Örnek veriyorum kernel dosyası yapılıyor. Bu kernel dosyası yükleniyor. Kernel ile ilgili işlemler yapılıyor. Örneğin mesela şuradaki app.html bir kernel dosyamız bizim. Middle verilerimiz yani ara katmanlarımızı vermiş olduğumuz alandı. Ve yine şemamıza döndüğümüzde de ardından bakın bir middle ver ara katmana uğraması gereken işlemler basamağı yapılıyor. Yani bize bootstrap app.php içerisinde ne yapıyormuş? Gidiyormuş mesela yaptığı işlemlerden bir tanesi. Middle veri okuyormuş ve bu middle veri okurken de gerekli olan biz artık bu middle veri kernel dosyası için eklediysek hani örnek veriyorum buraların hepsini ayrı ayrı işleyeceğim zaten ama buralara eklenmiş olan dosyaları okuyarak daha sonrasında kullanabilmemize yardımcı oluyor. Yani bize uygulamanın örneğini vermiş oluyor dediğim gibi. Yine ardından altta göreceğiniz yine konsol kodlarımız var. Bu konsol kodları dediğimiz yer PHP artisan komutlarını çalıştırıyoruz ya. Yine bu kernel dosyası da oradaki komentlerimize karşılık geliyor ve ilerleyen süreçte kullanacağımız yine schedule'ların komentlerini de buradan yazıyor olacağız. Bir de en son exception kısmı var. Yani hatalarımızı yönettiğimiz kısmın yüklenmesi sağlanıyor. Ve bize geriye de
uygulamanın örneğini geri gönderiyor. Yani index.php'ye uygulamanın bir örneği geliyor ve bu uygulamanın örneğinin ardından da bize gerekli isteklerimize yönelik işlemler yapılarak bize en son bir cevap dönülüyor diyebiliriz genel anlamda. Bu gelen cevapla beraber ara katman uygulamamız uğruyor. Örneğimiz eğer ara katman 1 yazdıysak buraya uğrayacak. Ara katman ne işe yarar derseniz kısaca bizim herhangi bir controller'a ya da bir root'a gelmeden önce gelen request'in isteğin üzerinde gerekli işlemleri yapmak istiyorsak ya da request'in dışında da o request'i hazırlarken o request'e eklemeler olabilir, çıkarmalar olabilir, onu sadeleştirmek olabilir veya komple bambaşka hani nasıl diyelim ihtiyacımızı hazırlayabiliriz bu ara katman içerisinde diyebilirim. Ara katmandan sonra rotamıza geliyor. Rotamız neydi? Bizim bir URL'de. Buna geliyor ve rotamızda nereye gideceğini, hangi controller'a gideceğini belirtiyordu. Ya da rotanın içerisinde de bir function tanımlayıp yani closure tanımlayıp doğrudan veri döndürebiliyorduk. Bu rota controller'a gönderiyor ve controller'dan da artık response yani yanıt alıyoruz. Ve aldığımız yanıt daha önce bahsettiğim derslerdeki de gibi sadece HTML ve view olmak zorunda değil arkadaşlar. Bir JSON değer dönebilir, bir array dönebilir. Döneceğimiz cevap veya string dönebiliriz. Buradaki döneceğimiz cevap da browser tarafına veya artık bunu Vue.js düşünebiliriz, React.js düşünebiliriz. Frameworklerimize ya da mobil uygulamalara verdiğimiz cevap bu şekilde bir yaşam döngüsü içerisine geçiyor. Yine dediğim gibi bir tane çok güzel benim bulduğum bir doküman var. O dokümana da bu dersin hemen altında paylaşıyor olacağım. Türk bir arkadaşımız çok 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 detaylı bir şekilde paylaşmış. Çok beğeniyorum ben de. Birazcık daha bilginiz ilerlediği zaman mutlaka o dokümanı okuyun, mutlaka anlamaya çalışın. Çünkü uygulamanızı yazarken nerede ne sorun olduğunda hani bir size fikir verebilir biraz daha ve daha hakim olduğunuzu hissettiğinizde ilerlemeniz biraz daha kolaylaşacağını düşünüyorum. Bir sonraki derste rootlarla devam edeceğiz.